Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde dünkü bölümde söz verdiğimiz üzere otomotiv sektörünü konuşacağız. Sıfır araç sektörü, ikinci el piyasası, ne durumdayız ve nereye gidecek bu Bu işin konuları sonu. konuşacağız. Evet. Çok kısaca şu anki otomotiv sektörünün durumunu anlatacağım. Özetlemeye çalışacağım. Otomotiv sektörü galericilerin ve o meşhur sarı site üzerinde ulan araba fiyatları da çok güzel gidip geliyor. Ben buradan kendime bir iş yaratabilir miyim? Araba alıp satayım sahibinden üzerinde diyen yeni genç yetenekli Girişimci arkadaşlar. girişimci galericiler üzerinden, korsan galericiler üzerinden oyuncak haline gelmiş durumda. Gerçekten otomotiv sektörü birilerinin oyuncağı halinde. Bu muhatap olduğumuz fiyatlar birileri yüzünden ve o birilerine yok hayır ben bu fiyattan araba almam kardeşim diyemeyen insanlar yüzünden bu halde. Yoksa bunun başka hiçbir açıklaması yok. Suni fiyat oluşur, balon oluşur. Emlak sektöründe balon var mesela. Buna balon bile diyemiyorum çünkü balonun da çok ötesinde bir şey. En çarpıcı örnek benim başımdan geçen örnek. Onu anlatayım. Ben 2012 yılında bir araç aldım. Hyundai Santa Fe. Ben aldığımda araç 70 bin kilometredeydi ve 39 bin TL ödedim. Faturası da var. Arzu edene gösterebilirim. Hala faturası duruyor. 2007 model bir araç aldım. 5 yaşında 39 bin TL'ye. Aldığında genel piyasası da oralarda mıydı yoksa sen hani bir tanıdık vasıtasıyla Bir olduğu için? tık daha ucuza aldım diyebilirim ama nedir? 42 bindir ben 39 bini Anladım, almışımdır tamam. gibi bir fark var. Ya araç 5 yaşında. Şu anda geldiğimiz yer 2020 yılı üzerinden 8 yıl daha geçmiş. Araç olmuş 13 yaşında. Yani o gün doğan çocuklar şu anda 13 yaşında okula gidiyor, üniversiteye gidecekler. Benim verdiğim fiyat üzerinden yıpranma payını, amortismanını vesairesini düş. Hadi enflasyonu da üzerine koy. Paranın kaybettiği değeri de üzerine koy. Ya da döviz bazında hesapla. Yine olabilecek, gelebilecek maksimum yer şu anda 50 bin olsun, 60 bin olsun. Fakat sahibinden.com'da geçen gün check ettim. 130 binle 155 bin arasında fiyatlar var site. Muadili 140-150 bin lira arasında. Ya 39 bin lira araba almışım. 8 sene kullanmışım. Ki hor kullanırım, arabaya değer veren bir adam değilim, mala değer veren bir adam değilim çünkü. Araba beni bir yerden bir yere götürmek için kullandığım bir aygıt, bir araç. Üzerine de bakmadım. Hiçbir bakım, boyama vesaire de yapmadım. Arabanın resmen, bir önceki videoda da söylemiştim ya, ırzına geçtim. Ama şu anda satsam 140-150 bin liraya satacağım. Birazcık böyle bir elden geçirip. Sağını sonuna bir rötuş falan. Çünkü hasar kaydı falan yok. Hasar da yok, kayıt da yok. Senin söylediğin yıkamamak. Aynen öyle. Ben nazik araba kullanan bir Evet. adamım. Naif araba kullanırım. Şey yapmam yani. Genellikle kaza yapmam. Allah'ın Yoksa bir işi. pırıl pırıl kullanıp işte vitesli motordu, Doktordan drift moktordan değil mirifti yani. yani evet. Aynen öyle. Driftçi şahin arabası değil. Bu abi sana mantıklı görünüyor mu ya? Dünyanın neresinde var ikinci el arabanın bu fiyatlarla satılıyor olması? Peki neden? 13 yaşında bir arabadan bahsediyorum. Sebeplerine gelelim. Sebeplerine geleceğim. Çarpıcılığı biraz daha net anlatayım. Benim aracı yurt dışında Almanya'da, Avusturya'da herhangi bir Avrupa ülkesinde falan satıyor olsam ya da alıyor olsam çok da 5000 dolar. net 5000 doları onu bile vermezler. 13 yaşında arabaya 5000 dolar verir mi? 5000 euro verir mi? Böyle bir dünya yok. Orada öğrenci olarak giden adamlar part-time bir işe girip birkaç ay içerisinde araba alıyorlar. İkinci el arabayı. Komik rakamları alabiliyorlar çünkü. Sıfıra erişmek de çok kolay. İkinci el araba diye bir kültürü yok Ya zaten. filmlerde görmüyor muyuz? Galeride 999 dolar yazmış arabanın üstüne. Eli Evet. yüzü düzgün de bir araba götürüyor seni bir yere. 65 dolara Volkswagen'in kendi otomotiv firmasında yani kendi mağazasında kapının önüne bizde olmayan bir modeli koymuş. Polo'ya benzer bir modelini koymuş. Lupo bir şeymiş. Değişik bir ismi var neyse. Üzerine sıfırına yazmış 5000 euro. Taksitle alabiliyorsun 65 euroya aylık. Sıfır araçtan bahsediyorum. Öyle bir ortamda gelmişsin sen böyle bir ortamda bu fiyatlarla muhatap oluyorsun. Bu fiyatlar nasıl oluştu? Bu fiyatlar piyasaya birilerinin sürekli müdahale ederek, birileri derken geniş bir organizasyondan bahsediyoruz. Galericiler. Alınmaca gücenmece yok maalesef. Durumun gerçeği bu. Galericiler ve araba alıp satmak isteyen insanların hevesleri ve o
hepsini bir araya getiren platform. Platform. O platformda birileri kafasına göre yazıyor, öbürleri o yazana göre fiyat belirliyor. Bir anda herkes olmayan bir fiyat aralığına çıkıyor ve bir döngü halinde, bir sarmalda bu. Sürekli böyle ilerliyor. Bir de maalesef konjüktür de bu duruma çok destek oldu. Sıfır araba arzı yok. Pandemiden önce sıfır araba satışları zaten azalmıştı. Öyle olunca ilgi ikinci ele yönleniyor. İkinci el fiyatları şişti ama sıfır araba fiyatlarını geçemiyordu. Şimdi ikinci eli bir sıfırından daha pahalı araçlar silsilesi var. YouTube'da yazın, bunu çekmiş adam. Sıfır, ikinci eli sıfırından daha pahalı 20 araç diye video var. Açıp izleyebilirler. Peki nasıl sıfırını geçti? Pandemi sırasında üretim durdu. Yeni araç girişi yok. Mevcut eldekileri de otomotiv bayilerinden sürekli galericiler alıyor. O yüzden otomotiv bayisine gidiyorsun, araç diyorsun, adam diyor ki 2 ay 3 ay sonra araba gelirse veririm sana. Araba yok. Sıfır araçlar, mevcut olanları da galericiler almış, git galerilerin önünde sıfır araçlar duruyor. Çünkü onları da onlar almış. Böyle olunca stok mu yapmışlar? Sigara gibi. Stoklayarak, çok büyük bir stok gerektirmiyor zaten. 10 tane araba vardı, 10 tane galeri birer tane aldı. Bu kadar. Hani 1 milyon araç gibi bir geniş şeyden bahsetmiyoruz. Girmişler, hep beraber almışlar, toplamışlar, tekelcilik yapıyorlar gibi bir şey değil. Arz olmayınca küçücük bir taleple manipüle edebiliyorsun durumu. Piyasadaki ortam bu. Öyle olunca da sen gidiyorsun, diyorsun ki ben aracı almak istiyorum, hemen araca ihtiyacım var. O da diyor ki 250 bin liraysa araç, 270 bin liraya diyor, bu var kapının önünde, istersen diyor, bak diyor 100 kilometrede daha. Çünkü otomotivden almış, fabrikanın önünden ya da otomotivciden almış, evine kadar getirmiş ya da galerisine kadar getirmiş, kapıya koymuş. Oldu mu sana 100 kilometre, 150 kilometre? Adam da diyor ki 270'e verirsen hemen al git. İhtiyacım var diyor, adam alıyor. Ama burada suçu sadece galericilere ya da bu alsat yapan genç ilgili delikanlılara yüklemek doğru olmaz. Bunlar bir şekilde bunu yapmaya çalışıyor olabilir. Suçlayabileceğin iki kesim daha var. Bir tanesi rekabet kurulu. Rekabet kurulu buna müdahale etmek zorunda. Alan ikincisi. Onu da söyleyeceğim. Bu gerçekten rekabete aykırı bir durum yaşanıyor otomotiv sektöründe. Bunu birilerinin inceleyip el koyması lazım. Yavaş yavaş da koyuluyor. Yavaş yavaş başladı bu hikaye. İkinci suçlanacak kesim de o paraları verip alan adamlar. Almayacağım baba. Adam diyorsa ki 270 bin lira almayacağım. Şahin Doğan 40 bin liraya 50 bin liraya satılıyorsa o parayı verip almayacağım. Öldün mü ya arabasızlıkta? Sen o parayı verip alırsan o sektörü o hale getiriyorsun. Sen de oraya o çarkının bir dişlisi haline geliyorsun zaten. Alan adam da suçlu. Ondan sonra kimse bana demesin fiyatlar çok yükseldi. Tamam da yükseldi de biz aldık. Almayacaksın baba. Alma bak, kimse, herkes, yani biz tepkisini koyabilen insanlardan oluşan bir topluluk olsak bakarsın, dersin ki araba ne? Şahin. Bunun ederi kaç para? 15 bin lira. Kaç para istiyor? 45 bin lira. Hadi lan oradan deyip dön arkanı. 2 ay sonra bak bakalım ne oluyor. Ya da galerici 250 bin liralık sıfır arabayı 270 bin liraya ikinci el mi yapıyor? Aynısını ona da çekip aynen öyle. Arkanı, onun elinde biriksin kalsın bakalım. Aynen öyle. Buradaki şunu var. Gündelik şartları sürekli aynen devam edecek sanıyor da olabiliriz. Kimisi de diyor ki ya ben 6 ay önce alacaktım bir araba. Ya çok pahalı, sizin düşündüğünüz gibi dedim. Almadım. 6 ay sonra 50 bin liraydı o araba. Şimdi olmuş 90 bin lira diyor. Keşke alsaydım diyor. O 6 aylık dönemi ya da o başından geçen olayı her zaman öyle devam edecekmiş gibi algılama hevesinde insanlar. Öyle olmadığını ne zaman anlıyor biliyor musun? Darbeyi yiyince. Şimdi 90 bin liralık araba. Bekle, kenarda dur. Bak bakalım pandemiden sonra üretim artsın. Araba arzı artsın. Getirsin o markalar buraya arabaları. O çok satılıyor ya hani sıfır arabalar. Getirsin bakayım arabayı, yığsın buraya. Ondan sonra sen 90 bin liraya aldığın arabayı kaça satabileceksin? Şart değiştiği zaman anlayacaksın. Şu anda böyle gittiği müddetçe şişe 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 sarmal devam edecek, büyüyecek. Ama bir gün birisi gelecek, tokadı vuracak baba. Bir de araba konusu bizim ülkemizde özellikle biraz tabu ya. Yani az önce dedin ya, benim için araba sadece bir yerden bir yere beni götüren bir araç. Birçoğu insan için öyle değil bu. Bu bir namus gibi, bir üzerine böyle
kuş pislesi adam gidiyor onu böyle temizliyor. Onun için bir çocukluktan ulaşması zor olduğu için mi acaba böyle? Babası da araba kullanırken çocuğu dizinde araba kullanmayı öğretir. Evet, bunlar büyük bir çılgınlık büyük, bu yani. Büyük oranda büyüklerimizden geçmiş alışkanlıklar. Örf, adet ve annelerimizden bir tanesi bu. Araba almak çok zordu. O yüzden çok değerliydi. Babalarımız, arabası olanlar çok gözü gibi bakardı. Evlatlarından daha çok severlerdi. Ki şu anda 90 bin lira yapan kişiler var ya, o para, o arabaları 90 bin liraya çıkartan kişiler. İşte babaları arabalarını evlatlarından daha fazla sevdiği için o paraları verip alıyorlar arabayı. Baba arabaya olan sevgisini çocuğuna gösterseydi bu toplum çok daha farklı bir noktaya gelmiş olacaktı. O da babasından görmüş araba sevdası. Böyle bir kitap da var evet. Hatta. Araba sevdası. Şimdi araba sevdasıyla devam ediyor. Ya araba nedir arkadaş? Üzerine kuşun sıçtığı, yolda kapının önüne bıraktığın, yolda seni bir yerden bir yere götüren bir aygıt. Yok bunun üzeri kirliymiş, yok bunun bakımı varmış. Tamam ben şeye karşı değilim. Yağ koyma demiyoruz. Hani motorun yürün aksamıyla ilgili bakım yapacaksan yap. Haftanın 3 günü arabayı yıkar. Gözü gibi bakar. Çizilirse canı yanar. Ya bir emtianın başına gelmiş, bir malın başına gelmiş kötü bir olay benim psikolojimi ya da benim vicdanımı nasıl yıkabilir? Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Sevecek misin kardeşim? Çocuğunu sev. İleride senin düştüğün duruma düşmesin. Araba sevmek nedir abi? Bizde çok var canım. Maddeye aşık olmak, motosikletine aşık olan, motosikletine kız ismi veren, işte arabasına isim takan. Topluca psikoloğa mı görsek ya? Grup seansı. Hani düşününce değil mi çıkıyor biz, bunlar? Bizi 80 milyon bir seansı alın. Bizim bazı bug'larımız var. Onları bir düzeltelim. Motorunu seven okşayan gördüm ben ya. Artık bu sapkınlık şuna dönüyor. Problem de başka. Biz şimdi üretmiyoruz ya, motosiklet ve araba üretmiyoruz. Bunlar bize dışarıdan geliyor. Dışarıda 10 bin euro olan bir motosiklet bizim ülkemizde birden hop bir okus pokusla işte ÖTV üzerine başka vergiler ver, KDV derken oluyor sana 30 bin euro. E paramız da kıymetsiz. 8 ile çarpıyorsun onu. E 30 bin oluyor sana 240 bin lira. Aldısız iki tane çanta taktın yanına vesaire 250 bin lira. Baba 250 bin lira diyorsun ya. Adam onu 10 bin euroya alıyor. Adamın maaşı zaten 3 bin euro mesela. İşçi maaşı. 3 ayda gidip alabiliyorsun. Evet. Veya işte kenara 200 euro 200 euro atarak buna ulaşabiliyor. Bununla dağa vuruyor. Ama bizde işte lüks bir yerin önüne çekilebilecek bir araç modunda. Adamın dağda kullandığı motosiklet. Araba için de aynı şey. Lüks bir yerin önüne araç çekmek sağlıklı bir ruh hali mi sence? Bu zamana kadar, bu dakikaya kadar konuştuğumuz hangisi sağlıklı? Değil mi? Aynen öyle. İşte otomotiv sektörünün maalesef durumu bu anlattığımız sağlıksız psikolojilerden oluşuyor aslında. Nasıl durur? Şu anda bu toplumun bu bakış açısıyla durmaz. Ya birisi gelecek, piyasaya tokat atacak, atıyorum rekabet kurulu. Bu böyle olmaz diyecek kardeşim. Ya da işte pandemiden sonra üretim tekrar canlanacak. Arabaya boğacaklar burayı. Arz artacak yani. Millet de hangi arabayı alacağım diye kafayı yemeyecek. Bütün gün o ilan sitesinde dolaşmayacak. Rahatlayacak orası. O zaman. Yoksa biz gider Şahin'e yarın öbür gün 100 bin lira da verir alırız. Öyle bir topluluğuz maalesef. Halen böyle mi bilmiyorum. Yurt dışında mesela Almanya'da adam jet de alıyor. Kendisiyle beraber araba da yaşlanıyor. Ve gözü gibi bakıyor ona. Güzel de bakıyor. İşte motorunu düzgün kullanıyor. Yağını, filtresini zamanında değiştiriyor. Arabayı 30 yıl, 40 yıl kullanıyor. Ve bu arabalar zaten bu kadar hizmet etmek için üretilmiş. Evet. Bizde şöyle bir algı oluştu. 100 bini görmeden arabayı göndereceksin. Abi bizde algılar saymaya başlasam öyle saçma sapan klişeler boya var ki. Boya algısı. İşte Volkswagen al, anahtarı havaya at, düşene kadar zaten satılır. Japon arabası al, onu al, bunu al. Onu alma son sahibi olursun. Onu alma çok fena olursun. Onu alma bir hoş olursun. O torbacı arabası, bu travesti arabası. Bak böyle kalıpları falan olan bir kadın arabası. Yani. Kadın arabası ne demek? Ya üzerinde niye bu kadar düşünüyoruz? Arabadır bu ya. Bineceksin, vitesini atacaksın, gideceksin, duracaksın, ineceksin, gideceksin ya. Birkaç tane örnek verelim mi onlar? Tigra mesela. Ya, bak işte. Ben diyorum ki bu algı olmasın. Sana algıya hizmet ediyoruz. Biz bu algının içinde değil miyiz?
Renault. Sen nereden biliyorsun eski bunu? Eski Renault Megane Coupe'lar var bir de. Evet, sarı. Bravo. O yüzden biz bu psikolojik bariyerleri aşmadığımız müddetçe kolay kolay bunun düzelimi olmayacak. Ben önceki videoda ÖTV indirimi gelmeli, ÖTV indirimi gelecek diye bir video çektim otomotivle ilgili bir önceki videoda. Altına da çoğusu şey yazdı, hayal görüyorsun. Neden? Çünkü araba satılmıyor gibi bir durum yok ki abi diyor. Git bak bakalım diyor. Herkes diyor sıraya giriyor şeylerde. Araba yok ki. Araba olmadığı için araba olmadığı için sıraya giriyorsun. Aynen öyle. Her tarafta araba vardı da 1 milyon araba satıldı ama 1,5 milyon taleplisi vardıysa o senin dediğinde haklısın. Ama araba yok. Şeker yağ kuyruğu gibi araba kuyruğuna giriyorsun. Yarın öbür gün üretim bantları çalışır, açılır, çatır çatır buraya araba yağar. Benim söylediğimin ne kadar gerçek olduğunu o zaman anlarsın. Evet. Ve ÖTV indiriminin gelmesi gerektiğinin ve muhtemelen de geleceğinin hala arkasındayım. O söylediğimin hala arkasındayım. Bir iki ayda olmadı diye bunu olmadı, yanıldı diye düşünmeyin. Zaman kimin haklı olduğunu, kimin doğru olduğunu ortaya çıkartacak muhakkak. O zaman bir bölüm daha çekelim biz. Arabaya başka bölüm çekelim. Araba satın almak mı, kiralamak mı diye çekelim mi bir bölüm? Talep gelirse çekelim. Tamam. Yani şu anda aklımda öyle bir şey yok. Araba kiralama dönemleri de geçti. Şu anda o da normal seviyede değil çünkü. Yani orada da benzer bir balon var. Orada da eski avantaj kalktı. O yüzden geçelim. Benim söylemek istediğim daha önemli bir şey var. Teşvik paketi vardı. Kredi teşvik paketi hatırlarsın. Yine anlattık daha önceki videolarda. Taşıt kredisi için bir teşvik paketi açıklanmıştı. Kamu bankaları aracılığıyla verilecek. Fakat iki gün önce 6 tane markanın bu sistemden çıkarıldığı haberi çıktı. 6 tane otomobil üreticisi bu teşvikli kredi sisteminden çıkartıldı. Neden? Zam yapmış adi müptezeller. Krediyi duyunca fiyatların üzerine %15, %20'yi geçir. Fiyat satış fiyatını yaz oraya. Zaten herkes bunu biliyordu. Herkes size böyle yapıyordu. Biz böyle konuşmuştuk bunu. Yani işte avantajlı kredi gibi gösterip fakat krediler düştü ama arabaların fiyatları yükseldi. Biz bunu biliyorduk zaten. Sürpriz değil ki bu. Şimdi o yüzden ama bilmiyorum dedim. Ne ama şey var ya. Yine bir şey zannettim. Herkes biliyor geminin su aldığını ve herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini düzeninde yaşıyoruz biz zaten. Velhasılı kelam, anlatmak istediğim 6 tane markayı o paketten çıkardılar. Tamam. Fiyatlara zam yaptı diye. Ama değişen çok bir şey olmayacak tabii. Geriye bazı markalar kaldı. Ha çıkardığında ne oldu? Bir şey olmadı. Olan oldu zaten. Alan aldı, satan sattı. Çok da fazla bir gidecek yeri yok. Zaten araba da yok artık. Elinde ne varsa 3-5 onları da sattılar yeni zamlı fiyatlarından. Buna istinaden söylüyorum ben ÖTV indirimi gelmeli diye. Ama ÖTV indirimi de gelse bu düzende bu insanlar aynı araçları ikinci eli ya da sıfırı ben parasını verir alırım ne olursa olsun mantalitesinden sıyrılmadığı müddetçe ÖTV indirimi de getirsen bu sefer otomobil üreticisi ÖTV'den doğan indirimi bindirim olarak yapacak, sana yeni fiyatla satacak. Bu çarktan kurtulamayacaksın. Yani buna birisinin rekabet kurumundan ben medet umuyorum. Birisinin buna müdahale edip fiyatlara artık yeter bu yaptığınız demesi lazım. Yoksa bizim adam olacağımız yok. Bizim yerimize birilerinin bunu çözmesi lazım. Yoksa biz o paraları verip almaya devam edeceğiz. Öyle oldukça da Şahin'le, Doğan'la, Toros'la sırtımıza semer vuran çok olur. Aklıma şeye düştü. Hülle Kredi konuşmuştuk ya geçen gün. Hı hı. Bu galericilerin yaptığı acaba buna benzer bir uygulama olabilir mi? Bu teşvik paketinden faydalanıp düşük faiz oranlarıyla kredi çekip arabayı galerisine koyup satıp ihtiyacı yok. Yani zaten yapmışlardı. Arabaları zaten almışlardı. Yeni arabalara o şekilde almasına gerek yok. Bu arada sistem zaten onların elinde döndüğü için araba almak için finans ihtiyacı duymak gibi bir durum yok. Adamda zaten her zaman likit var. İstediği zaman gidip araba alıp gelebiliyor. Kredi işi onu çok canlandırmamıştır. Adam alacağını aldı zaten şeylerin, dükkanların önü. Sıfır arabalarla dolu zaten.
Çok kızacak galericiler ve da araba alıp satan genç yetenekler. Biliyorum bu tekele çomak soktuğumuz için ama yani gerçek bu. Gerçeği söylemek zorundayım. Ben doğru bildiğim neyse onu söylerim. Hani birilerinin tezgahına çomak sokmak da değil niyetim. Ama birilerinin ezilmesini, birilerinin kandırılmasını da gönlüm kaldırmıyor açıkçası. O yüzden bunları söylemek zorundayım. Kusura bakmasın kimse. Gerçekler bunlar. Diyorsun ya, bu bir sorumluluk, bu bir zorunluluk. Evet. Yoksa başka türlü uyanacağımız yok. Bak içinde şeyden bahsettik. Sırf galerici ya da alsat yapan adama çatmak değil. Arabasını çocuğundan çok seven adamdan bahsettik. Çocuğa nasıl bir yara verdiğinden bahsettik. Onun bugün bizi ne hale getirdiğinden bahsettik. Üretmememizin sonuçlarından bahsettik. Evet, maalesef. Tamam, o zaman çok uzattık. Toparlayalım. Son olarak gidişat nedir? Bu işin sonu nereye varacak? Benim kişisel tahminim bu tabii. Kesin böyle olacak diye kimse bir şey söyleyemez. Ama bu büyük bir balon. Emlak sektöründe oluşandan da büyük bir balon. Ve bunun çok uzun süre böyle sürdürülebilir olması mümkün değil. Yarın öbür gün kredi musluklarının daralmasıyla, kredilerin geri dönüşleri ya da geri dönmeyişleri nedeniyle oluşacak sıkıntılarla, kredili alınan araçların kredileri ödenmezse bankaların ipotek koyduğu araçları haciz etmesiyle, hacizli satışlarıyla, bak burası çok önemli bir nokta, bunu piyasayı öngörmek isteyenler şöyle takip edebilir. Bankaların hacizli satış miktarlarını kontrol edin sürekli. Genellikle bankaların web sayfalarında ipotekli satışlar, açık artırmayla yapılacak satışlar, onlara yönelik ilanlar bulunabiliyor, takip edilebiliyor. Sektörü öngörmek isteyen onları takip etsin. Orada artış söz konusu olduğunu gördükleri anda anlasınlar ki yolun sonuna geliniyor. Çünkü eğer krediler ödenmez ve hacizli araba bolluğu yaşanmaya başlarsa bir taraftan da onlar piyasaya fiyat olarak etkileyecek. O andan itibaren anlayın ki sektör zorda. O andan itibaren böyle giden böyle dönecek. V şeklinde küçülmeye gidecek bu sefer. Tarih veremem sana, bir ay, iki ay falan diye, ama buna öngörü olarak şunu söyleyebilirim. Araç üretimi artıp araç bolluğu yaşandığı, 0 kilometre araç bolluğu yaşanmaya başladığı zaman birinci tokat. İkinci tokat kredi muslukları kapandığı zaman. Üçüncü tokat kredilerin geri dönüşlerinde sıkıntı olursa. Bunların üçünü bir araya koy zaten. Şimdi o 40-50 bin liraya gördüğün Tofaş'ı, Doğan'ı bu sefer 40-50 bin liraya 150 bin liralık arabalar görmeye başlarsın. Ama zaman tabii ki veremem. İpucunu da verdim. Oradan takip edin. Duruma bir bakın. Evet. Ağzına sağlık dostum. Teşekkür ederim senin. O zaman dostlar, bu bölümün burada sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde ne yapacağımızı söylüyor muyuz? Şu anda doların... Dolar hareketlendi. 6.85'ten 6.88'de bir hareketi var. 6.90'ı geçti az önce. Evet. Genel olarak bir video çekelim. Dolar, altın, borsa, gümüş. Tamam. O zaman bir sonraki bölümümüzün duyurusunu da yapmış olduktan sonra bu bölümü kapatalım. Vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Eğer varsa sorunuz veya görüşünüz lütfen yorumlar bölümüne yazın. Ve hala değilseniz kanallarımıza abone olup bildirim zillerini de açmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.